Biz de sendeyiz. Selamun aleyküm arkadaşlar. Korkut Eli Merkez Taceddin Tutulmaz'ın bahçesi 6 ay mağduruz. Ağaçlar ince olduğu için sizlere bugün ince ağaçlarda nasıl aşılar yapabileceğimizi göstermeye çalışacağım. Burayı destere kestiğimiz zaman temizlemesek olur ama biz her şeyi hemen üstünü temizliyoruz. Ağaçlarım ince olduğu için burada çeşitli aşılarla bu tür aşıları nasıl yapabileceğimizi göstereceğim size. Bu oluklu oyma aşı tabir ettiğimiz bu aşımız. Biz bu aşıyı çok fazla kullandığım bir aşı değil ama yine de hoşuma gidiyor. Şimdi insan aşıyı hangisini daha çok yaparsa eli o kadar çok alışır. Biz yaptığımız aşıları daha güzel yaparız ama bu aşı gerçekten güzel bir aşı. Şimdi bazı arkadaşlar bundan günlerde bir günde yüzlerce yapıyor. Biz ise hasbel kadar işte hoşumuza giderse bazı aşılarda deneme yapıyoruz. O yüzden insan eli alıştıkça daha fazla iyi yaptığı kesindir. Kimseyle yarışımız yok. İddiamız da yok. Herkes kendi işini güzel yapar, yapsın. Burada önemli olan şudur. Sadece ve sadece final netice önemlidir. Evet arkadaşlar. Aşı bu. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu toprak amaşı yapmayacağım. Çok da güzel bir aşı oldu gördüğünüz gibi. Bunu ne yapacağız? Artık havalar iyice ısındı. Çamurlayarak streçle saracağız. İşlem bitecek. Bu oyma aşı, fu aşı, yarma aşı. Bunlar hepsi de arkadaşlar birbirine alternatif aşılar. Oluk oyma aşı. Bazı bölgelerde keçi bacağı aşı diyorlar buna. Kakma aşı diyorlar. Bu bir aşı çeşidimiz. Bu aşı böylelikle bitmiş oldu. Çünkü ince ağaçlarda çok iyi kullanılabilen bütün meyve ağaçlarında, bütün çeşitlerimizde, elmada, kirazda, her şeyde kullanılabilen bir aşıdır. Evet, devamı gelecek. Evet arkadaşlar. Burada bir ağacımız daha yine ince. Buna da az önce keçi bacağı tabir ettiğimiz aşıyı yaptık. Buna da ne yapalım? Evet. Bu ağacın toplam kalınlığı 28-30 milim. Ne yapalım biliyor musun arkadaşlar? Hadi buna da oyma aşı yapalım. Şu şekilde kalemimizi açıyoruz. Millete ters gelebilir bu kadar acık ağaca oyma aşı olabilir mi diye. Çok da güzel olur arkadaşlar. Oyma aşının kalemi bu. Mızrak yapar gibi. Şurada düzgünlük olacak. Gördüğünüz gibi. Eğerlik olmayacak. Arka tarafa doğru biraz koniksi yapıyoruz. Arka kabuğu alıyoruz. Evet. Burada işlem tamam. Şimdi mesela burada incecik ağaca bunu açabilmek. Onun için de ne yapıyoruz? Şimdi yine bu işin kuralı şu. Şuradan bir destere çekeriz. Ağacımız patlamasın diye. Ortadan bir destere çekerim. Yani bu çamı çaktığım zaman ağacı patlatmasın. Bıçağımız bu. Hemen şuradan şöyle
kalemime bakarak ne kadar yaptığımı. Şuradan çakıyorum bıçağımı. Arkadan dizimi dayayarak. Evet. Kalemim şu şekilde denk gelir. Evet. Hemen şuradan ince kılavuzumu çıkarıyorum. Buraya kanalı temizliyorum. Gayet güzel bir yatak açtık burada gördüğünüz gibi. Küçük bir parça var, onu da çıkarttım mı? Evet. Şimdi kalemimi deniyorum. Ne yapacağım? Kalemimi iç kısmından alacağım. Biraz dönük olduğu için. Biraz da bu taraftan alıyorum. Şu şekilde. Gördünüz arkadaşlar. Bu da oyma aşımız. Şurada kambiyum yapması için köşeleri hafifçe dokunuyorum. Açık kalması için. Evet. Bayağı güzel bir aşımız oldu bu da. Bunda aynı sistem. Çamurlayıp sarıyorum. Ne dedik? Oyma aşı, yarma aşı. İşte efendim. Keçi bacağı aşı. Bunlar bilirlerinin alternatif aşılar. Şurada gözü öyle kurt attırarak. Evet. Güzel başımız oldu. Hayırlısı olur. Evet, bu aşıyı da bitirdik. Burada yine ince bir ağacımıza ne yapıyorduk bugün? Değişik aşı modelleri yapıyorduk. Buna da ne yapalım? Hadi buna da yarma aşı yapalım. Şimdi şuraya yine kabaca hafif de olsa alıyoruz destelemizin şeyini. Dediğimiz gibi el destelesinde kesince aslında almasak da olur, yani bir sorun olmaz. Güzel bir kalem seçtim elime, şöyle gözlerim sağlıklı. Şuradan bunda sünnet bölgesi 6-7 santim yetebiliyor. Şöyle şu taraflı makasım var. Görüyorsunuz, şöyle basıyorum. Ortada belli miktar kalınca kadar bastım. Bıraktım makasımı. Şimdi şuradan hafif içe böyle belli bir derecede, çok değil, açılı geniş yapıyorum. Dış yüzünü geniş yapıyorum yani. Evet. Burada stoper yaparken biraz tehlikeli. Parmağımızı koyarak yaparsak, çünkü direkt böyle yüklenirsek Allah korusun bıçağımız gelir geçer, ama parmağımızı koyarak yaparsak gücümüzü kontrol ederek yapmış oluruz. Bu da bizi iş kazasından önler. Evet. Kalemimiz gördüğünüz gibi gayet güzel hazırlandı.
tahçe bozukluklarını alıyoruz. Evet, çok güzel bir kalem oldu. Hemen ağacımızı yarıyoruz. Yine ben ağacın kuzey tarafına yapacağım. Dediğim gibi bazı arkadaşlar isterse de. Burada ağacım biraz kalemdeki sünnet bölgemden biraz daha uzun yarmaya çalışıyorum ki hani burada bir ağlama olursa oradan aşağıda açık bir yer kalsın. Can istediği gibi ağlasın. Benim kalemime zarar vermesin. Ne yaptım? Bakın belli bir açıklık var. Ben buraya ip dolayacağım. Neden ip doluyorum arkadaşlar? Çünkü bu ip ile kalem sıkıştıkça bu ağaç açılmasın. Ağacımı ip desteklesin istiyorum. Çünkü ağaç açılırsa fazla ağzı kalemi sıkmaz. E tabi orada hareket eden yerde de kambiyum oluşmaz. Şimdi bunu ıslatıyorum. Şu işlek kabuk yine istemez. İşlek kabuğu alıyoruz arkadaşlar. Şurada yavaşça yarma yerden yavaş. Evet, bu konuda Sayın Mehmet Kalaycı ustam, İbrahim Özhan ustam, onlar bu yarma şeyi bayağı çok uyguluyorlar. Biz genelde oyma aşık tercihimiz oluyor. Evet. Burada ne demiştik? Kabuk kabağı değil arkadaşlar. Odun oduna. Yani kabuk kabağı değil, odun oduna denk gelmesi gerekiyor. Burada hafifçe şey dışarıda kalabilir. Sorun değil. Anaçtan içeride kalabilir kalem. Gördünüz, bu da güzel baş oldu. Şimdi ip ne yaptı? Sıktı bakın kalemi. Artık istesem de çıkartamam. Eğer ben ip yapmamış olsam anaç ayrılır. Orada da kambiyum oluşmasına engelleyebilirdi. Yine aynı bunda. Bu sistemde yapıyoruz. Çamurla. Evet. Mehmet Kalaycık ustam, İbrahim Özhan ustam. Sevgiler, saygılar. Sayın Erkan Başkan, Coşkun hocam. Evet. Bizim komutanımız Türk Mehmet Süslü ustam. Hepinize sevgi, selamlar gönderiyorum buradan. Hepinizin Allah işini gücünü rast getirsin. Bütün arkadaşlarım, bütün çiftçilerimizin Allah işini gücünü rast getirsin. Herkes sezonu bitiren oldu, bitiremeyen oldu. İşte ben de az kaldı. Bugün de dedim hani böyle bir bilgi amaçlı. Belki bir arkadaşımızın işine yarar. Tabii ki bu işleri bilen ustalarımız çok fazla. Ben bu işi çok iyi biliyorum diye övünmüyorum. Asla. Her zaman sizden daha iyi bilen birileri çıkar. Hiç ummadığınız kişi sizden daha iyi bilir. Bunun için de insanları dinlemek lazım. Dinlemeden karar veremezsin. Onun için deriz ki herkese saygı duyuyoruz. Evet, size başka başı daha bulacağım. Evet arkadaşlar, burada bir anacımıza geldik. Bu anacımıza 40-45 milim civarında. Burada da hepimizin bildiği skarpele aşı yapmayı programlıyorum. Şimdi burada ne yapılabilir başka? Tabii ki burada şey de yapılabilir, şu yanaştırma aşı olsun, Oğuzlar aşı dediğimiz veya çoban aşı dediğimiz aşı da olabilir ama bu mevsimde tavsiye etmem. Keşke Nisan'ın başları gibi ağaç yeni kabuk verdiği zaman olabilir. Şimdi o anaçlar su çok fazla yürüdüğü için, artık ağaçlarımız iyice uyandığı için kabuğu çok aşırı patlatırsa orada sorun yaşarız. Anaçtan kabuk ayrılmış olur. Evet, sünnetimiz yine bizim gördüğünüz gibi en az 10-12 santim. Kesinlikle 12-13 santim var burada. Biz 12 santim diyelim. Böyle anaçlarda sünnet bölgesini biraz daha ince alabiliriz. Çünkü anacımız ince, kabuk ince. Uca doğru şöyle gördüğünüz gibi inceltiyorum. Şurada hafif bir eğerlik var ya, bu eğerlik arkadaşlar önemli değil. Bak, bastığı anda bunu esnetecektir. Onu da size göstereceğim nasıl olacağını. Buradan aynı açıda dışarı dolaştık. Ucunu
çakılık zarar vermesin diye açıyoruz. Yanlarını alıyoruz. Evet, üstünden şöyle bir miktar ben az olsa sıyırıyorum. Stoperin şu üstlerini alıyoruz, kambiyum içe doğru yapsın diye. Kalemimiz hazır. Gördüğünüz gibi şöyle ok gibi bir kalem. Burada da hafifçesini yine tıraşlıyorum. Biz bugün ne yaptık? İnce ağaçlardan saçlar yapabileceğimizi çalıştık. Şimdi arkadaşlar, kalemimi koyuyorum. Herkesin bildiği gibi şuradan ölçümü aldım. Çift taraflı ölçümü aldım. Ve indiriyorum ıskarı bıçağımla. Birini uzun yapıyorum. Birini kısa yapıyorum. Şimdi şu tarafa doğru geç paşa. Veya şu aşağı doğru. Burada arkadaşlar olan bir sorun. Kalın ağaçlardan farklı olarak bunda bir sorun oluyor. Şuraya geç yanıma. Bakınız. Şimdi kalemi koyacağım. Şuradan Sayın Onur Bey göstersin. Bak. Şuraya zoomlayabiliyor musun? Bakın. Kalem nasıl dönüyor, gördünüz mü? Ben bunu, bu kalemi böyle çakarsam olur mu? Olur ama bak yarısı dışa gitti. Oysa ben ne yapıyorum burada? Şurayı normalden biraz fazla kazıyorum. Orayı düzleştiriyorum. Bir sağdan bir soldan şöyle oradaki yatağı odundan biraz alarak burayı düzleştiriyorum. Gayet güzel de düzleşti, hani bakın. Şurada tekrar koyalım kalemimizi. Şuradan zoomline'ı. Şuradan. Şuradan. Gördünüz mü? Bakın kalem tam oturdu. Buna rağmen ben şimdi kalemi böyle çakarsam olur. Ama ben onu da yapmıyorum. Bakın. Çıkarıyorum kalemimi. Tavsiyemdir böyle ince ağaçlarda. İlk önce setrecimi sarıyorum arkadaşlar. Şöyle. İlk önce sidrecimi sarıyorum. Çok da fazla değil. Birkaç tur sarıyorum ki kalemimi çakarken şişirsin. Zaten ben burada odun su tabakadan da biraz su aldığım için bakın burada kalem yatağı olduğu gibi kaldı. Şimdi ben buradan kalemimi koyuyorum. Bakar mısınız şu güzelliğe şimdi? Bak nasıl gidiyor kalem. Hiç sorun yok. Tık tık tık. Bakın kalem nasıl açarak gidiyor yerini. Tam yerine hiçbir şaşmadan kitap gibi kalem yerine oturdu. Burada sidrecin gücünü kullanmış oldum. Gördünüz mü? Kalemde asla hareket etmez. Böyle ince ağaçlarda kesinlikle yapabileceğiniz bir ipucu diyelim. Evet, birkaç tur daha sardıktan sonra da bırakıyorum. Hemen bunda yine toprakla aşı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi. Kalem ucunu tıkaladım. Ben hep derim, bazen diyorlar arkadaşlar, kalemi niye topraktan sonra tıkalamadın? Topraktan sonra tıkalarken kalem yüzünde toprak kalıyor. Tutkal orada tutmuyor. Biz bunu video çektiğimiz, biz oysa tutkalı sürüp geçiyoruz bir miktar sonra toprakladığımız zaman ne oluyor? Biraz sonra topraklayınca fevkalade hiçbir sorun olmuyor. Tutkal kurumuş oluyor. Tertemiz. Bu işi çözmüş oluyoruz. Burada ipimi 2 tur 3 tur döndürüp de sıktığım anda hiç kimsenin destek almıyor. Sıktığım yerde ip kalıyor. Şu fazlalığı da burada bırakmıyorum ben. Ne olur olmaz. Bir çoğu çocuk gelir bir şey çeker uğraşır. Benim aşımla uğraşmasın kimse. Şuradan hemen fazla derine inmeden dün yağmur yağdığı için toprak katmaya çalışıyorum. Evet. İlk attığım toprağı sünnet bölgemin kenarına sıkıştırıyorum. Hem kalemle poşetime düzen almış oluyor hem de orada sünnet bölgesinin kenarında eğer streçten veya başka bir şeyden hava alacak olsa bile oradaki toprak onun işi görevleniyor. Buradan üstünü de sıkıştırmıyorum artık. Evet. Şimdi ne yaptık arkadaşlar? Biz orada keçi bacağı aşı yaptık. Oyma aşı yaptık.
Yarma aşı yaptık. Yani daha var aşılar yapılabilecek. Ben bu 4 videoyu birleştireceğim için çok uzun süreceğinden sıkılırsınız. O yüzden tadında bırakıyorum. Evet, Ceviz'de de Arif Gökçe. Korkuteli Antalya'dan herkese sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Hoşça kalın, Ceviz'de kalın arkadaşlar.